tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, NFL'de Covid vakaları devam ediyor. Sizce sezonun bitirilebilmesi ne kadar riskte ve bizi ne bekliyor? Vallahi yani bu gidişat iyi değil. Yani şimdi Tennessee Titans'da yani maç ertelendi. 20 kişi de çıktı. Hepsi oyuncu değil ama 10 tanesi oyuncu. Ondan sonra 2 gün testler negatif geldi. Tam tesisleri açacaklar. En azından bu haftaki maçlarından önce bir antrenman yapsınlar diye. 2 kişi de daha pozitif çıktı. Yani şimdi NFL'ın buradaki felsefesi şuydu. Bubble istemiyorum. Bak, biz o konuyu çok eleştirdik ama enteresan bir şekilde NBA oyuncular sendikası da gelecek sezon başladığında bubble istemiyor. Yani demek ki o 2,5-3 ay bir yerde tıkılık hapis gibi kalmak çok üst seviye hayatlar yaşamaya alışmış bu oyuncuların belki de Covid'den daha büyük korkusu. Yani çünkü NBA oyuncuların NFL'de akrabaları var, bazılarının arkadaşları var. Yani mutlaka konuşuyorlardı. Şimdi böyle başladığın zaman o zaman biraz kutunun dışına çıkıp düşünmen lazım. Yani hiçbir şey yokmuş gibi. Ya biz işte her gün test yapıyoruz. Bir tek maçtan önceki gün test yapılmıyor. Negatif çıkanlarla devam ediyoruz. Pozitif çıkanı da şeye alıyoruz. Karantinaya, ayrıca bir yere. Yalnız şunu hesaplamıyorlar. Yani aldığın an bunun bir kuluçka dönemi var. Tabii, kimine tabii. Göre 4 gün. Bazı uzmanlar 10-14 günü bile bulabilir diyor. Şimdi sen o kuluçka dönemini hesabın içine katmazsan, yani işte belki de ikinci vaka şimdi New England Patriots olacak. Yani Tennessee Titans gibi. Tek tük her yerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. Raiders'da şimdi iki tane oldu galiba. Raiders New England'la oynadı. Yani o bağlantılara geçtiğin zaman sizin meşhur otobüs şoförü var Murat abi. Ya işte yani şimdi nasıl yapılabilirdi bu? Yani en adil. Adil de şöyle diyorum. Şimdi Cam Newton'un Covid olması adil değil. Şey açısından baktığın zaman. Yani takımların gücü açısından baktığın zaman. Ben Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi'ye maçları böl. Her gün prime time'de 2 maç. Maç sayısını azalt. Her takıma her maçtan sonra 2 hafta karantina ver. Kendi tesislerinde olsunlar ama otelle tesis arası karantina olsun ve devamlı o kuluçka, en maksimum kuluçka dönemini maç yapmayarak, dışarıda temas etmeyerek geçirirlerse diye düşünüyordum. Ama böyle bir şey istenmedi, düşünülmedi. Yani bundan sonra daha da kötüye gideceğinden gerçekten korkuyorum. Çünkü o ilk 3 hafta demek ki belki herkes çok çok dikkat etti protokollara. Ama istediğin kadar maskeyi hiçbir şekilde otelde çıkartma, antrenmanda çıkartma, ellerini sürekli yıka, ama bunlar herkesin bildiği şeyler. Her gün tabii, test yapma. O testinde kuluçka dönemini hesabın içine katmamış olması bence problemleri yaratıyor. Ne olacak bilmiyorum. Bu hafta da Tennessee Titans'ın maçı ertelenirse, daha bir resmi açıklama yapmadılar bildiğim kadarıyla, mevcut fikstürü Super Bowl'u geriye atmadan tamamlamak mümkün değil. Kesinlikle. O açıdan bir B planı, bir C planı inşallah vardır. Ama şunu da gördük ki belki bu bir Euroleague için ileride bir yol haritası olur. Mutlaka bubble olmalı. Sürekli bubble oyuncuları çok rahatsız ediyor olabilir. Bence o zaman
bir yerde bubble bir ara, bir yerde bubble bir ara. Diyeceksin ki böyle lig mi olur? Mecburuz yani, şu an. Yani yapacak bir şey yok. 6 maç yap, 8 maç yap, sonra 2 hafta ara ver. Mecburuz. Milli maçlar için ara veriliyor lige. Aynen öyle. Yani tamam ben de istemem bunu ama yapacak bir şey yok. Çünkü görüldü ki protokol ne olursa olsun Euroleague'de de görüyoruz işte. Yani Ceska'da çıktı, Kimki'de çıktı, Valencia'da çıktı. Çıkacak bu çünkü otele gidiyorsun, havalimanına gidiyorsun, otobüse biniyorsun. Tabii. Ondan yani bubble'ları belki 20'şer günlük tutup 2 hafta ara verip bir sonraki bubble'a herkesi o 2 haftayı denetlenmiş bir şekilde getirerek tamam dur kalk dur kalk olacak ama adil bir lig olma ihtimali daha yüksek evet, diye düşünüyorum. Tabii çarşamba günü daha doğrusu salı gününe koydular Tennessee'nin maçını bu haftalık. Eğer oynanabileceği daha belli değil ama salı günü oynamak için niyetimiz var. Pazartesi günü test yapacağız. Sonuçlarına göre karar vereceğiz dediler. En son haber oydu o tarafta. Yani ben de size katılıyorum. Ne yazık ki yani çok ikimizin de bayılarak izlediği ve çok sevdiği bir spor. Dün akşam da hatta Tampa Bay Chicago Bears maçı vardı. Çok enteresan bir maç oldu. Önce maçı konuşmak için niyetlendik ama tabii ki ligin gidişatı hepsinden daha önemli. Burada kolejden de gördüğümüz, NFL'de de keza Titans'dan da görüyoruz bunu. Bir oyuncu da çıktığı zaman o bir oyuncu da kalmıyor NFL'de. O yüzden tek oyuncuyu karantina etmekle pek ne yazık ki istenilen sonuç elde edilemiyor. Söylediğiniz gibi o tek oyuncu da quarterback olursa ve karantinaya uğrarsa o takım da çok büyük dezavantaj altında kalıyor. NBA'deki en güzel şey Asterix olmamasının belki de bu sezon en önemli nedeni ciddi bir vaka ile karşılaşılmaması ve ciddi bir oyuncu da olsaydı da bak o oyuncu yoktu, bu oyuncu yoktu gibi konuşulurdu. Şimdi Cam Newton'un olmadığı bir Patriots 3 hafta üst üste maç kaybederse, playoff şansı giderse gibi şeyler konuşulabilir. Patriots Chiefs maçından sonra Patrick Mahomes'a şeyin fotoğraflarını gördün. Tabii gördüm. Yani Mahomes'a da çıkarsa şimdi bu hafta hiç şaşırmamak lazım. Resmen evet, birbirlerine sarılmışlar. Minferler kafa kafaya gelmiş. Aynen öyle. Orada konuşuyorlar. Birbirlerini tebrik ediyorlar. Yani bunu da engelleyemezsin. Yani, sporun doğasında var. Onu engellemek mümkün değil. O yüzden bakalım nasıl bir çözüm olacak. Yani Amerikan başkanının da COVID olduğu bir ülkede ne kadar önlem veya protokol bubble olmadan yaparsanız yapın önüne geçmek çok zor. Farklı state'ler, farklı şartlar, koşullar. O açıdan çok zor gözüküyor. Biz izleyebildiğimiz kadar izlemeye devam edelim. Ligi ve keyfini çıkarmaya devam edelim. Çünkü ben bu sezonun bu şartlar altında ne kadar devam edeceğine çok emin değilim açıkçası. Yani şimdi bu sezonu bir kere asteriksiz yani asterikli yapan sezon başında oyunculara tanınan haktı. 80 küsur oyuncu. Birçoğu da offensive veya defensive lineman. Ben COVID'den dolayı oynamıyorum dedi. Evet. Ondan sonra inanılmaz bir sakatlıklar şeyi. Yani bazı takımlarda, bazı pozisyonlarda adam birinci adam, ikinci adam değil, practice, antrenman takımından gelmiş adamlar ilk 11 başlıyor. Ondan sonra bu COVID'ler sadece işte 3-4 vasatın üstü oyuncular değil, takımların en önemli isimlerini etkilemeye başladı. Yani biz bu seneyi çok özlediğimiz bir sporu mümkün olduğu kadar seyredelim şeyiyle bitireceğiz diye düşünüyorum. Hatta burada önemli detaylardan biri ama işte NBA'den de ayrıştıran en önemli detaylardan biri. NFL'de %10 oyuncunun dışında alttaki %90 oynamaya devam etmek isteyecek. Oynayabildiği sürece devam etmek isteyecek. Çünkü kazandıkları paraları maç başına kazandıkları için ve de imzaladıkları kontratlar çok büyük meblağlar olmadıkları için o piramidin tepesindeki %10 maaşların çok büyük kısmını alıyor. Aşağıdaki %90
çok büyük maaşlarla oynamıyor. O yüzden o aşağıdaki %90 oynamak için ve devam etmek için elinden geleni yapacaktır. Tabii ki daha star oyuncular ve daha medyatik oyuncular o %10'da olduğu için daha kuvvetli kesim belki %10 mu olacak, 90 mı olacak göreceğiz. Yani oynanamayacak son ana kadar oyuncu sendikasının oynamak için elinden gelen her şeyi yapacağı bir ligden bahsediyoruz. Takım sahipleri de oynamak için zaten her şeyi yapacaktır. O yüzden NFL'li NBA'den ayıran en önemli dengelerden, dinamiklerden bir tanesi bu oyuncular arasındaki gelir farklılığı ve de sendikanın bakış açısı bu açıdan daha farklı oluyor. O açıdan da NFL sonuna kadar gitmeye çalışacaktır tabii ki. Ama bakalım koşullar ne kadar el verecek. Yani NFL'de hiçbir zaman oyuncuların NBA'de olduğu gibi bir garanti rahatlığı olmadı kontratlarda. Çünkü bazen işte okuyorsun NBA tarihinin en pahalı linebacker'ı oldu. Ama incelediğin zaman o kontratı Tabii. işler ters gittiğinde belki beşte birini bile Alamıyor. Zor alacak yani. O açıdan yani NBA ile NFL arasında oyuncuların yaklaşımı olarak da böyle bir fark var. Kesinlikle. Kısaca Murat abi bu haftanın güzel maçlarını da izleyicilerimizle paylaşalım. Şeyi yaptıktan sonra, negatifleri konuştuktan sonra. Sizin Raiders'ınız Chiefs'le karşılaşıyor. Taf takımımız. Pap takımınız sakatlıklarla. 20 oyuncu injured reserve veya COVID listesinde ya. Aynen öyle. Sakatlıklarla ve Covid'le boğuşan bir Raiders 4-0 Chiefs'le oynuyor. Favori orada Chiefs olacak gibi gözüküyor. Onun dışında bakıyorum Murat abi. Colts Browns maçı biraz ilginç. Vikings Seahawks Russell Wilson çok enteresan ve inanılmaz bir sene yaşıyor. Herhalde şu anda MVP adaylarında en ön sırada Russell Wilson diyebilir miyiz Murat abi? Bence %100 yani. İşte Aaron Rodgers da çok iyi bir sene geçiriyor. Pat Mahomes da her zamanki gibi iyi bir sene ama Russell Wilson'ın yaptıkları hakikaten inanılmaz diyelim. Chargers Saints var. Broncos Patriots var. Yine favori Çok maç güzel bir hafta değil ama. değil. Evet Geçmiş yani. haftalar kadar ilgi çeken maçı yok. Aynen öyle. Biraz daha toparlamaya çalışan takımların acaba toparlayabilecek bir maçları var. Onun dışında ağır favorili maçlar Evet. bu hafta var. Siz anlatıyor musunuz Murat abi veya hangi maçı anlatacaksınız? Anlatıyorum. Hangisiydi ya? Cincinnati Bengals şey galiba. Colts. Bengals Ravens. Ravens. Ha, Ravens. Evet. Bengals Ravens. Bengals'da da Joe Burrow rookie çaylak quarterback ilk Evet galibiyetini işte onu aldı. bakalım iyi bir savunmaya karşı nasıl oynayacak. Ama Tabii. maç olarak çok böyle şey bir maç değil. Yani Ravens'ın rahat geçmesi beklenen bir bir maç. maç. Ama Joe Burrow hakkında enteresan sosyal medyada karşıma çıkan komik bir şey anlatayım Murat abi bitirmeden önce. İlk maçlarda tabii NCAA'den geldiği için ayak önde kaymayı bilmeyen bir quarterback olduğu için çok ceza yemiş. Linebacker'lar tarafından çok hard tackle'lara maruz kalmış. Son maçta ayak önde ama onu da beceremeden kayıyor. Karşı takımdaki oyuncu defans oyuncusuna artık bana vuramayacaksınız ben dersimi aldım diyor. 2 haftada NFL'de dersini veriyorlar insana. Herbert için de aynı şey geçerli. O da birkaç tane inanılmaz darbe aldı ilk maçlarda. Bu hafta onu anlatmıştık. O da kaymaya başlamış. Evet. Bir de onu öğrenmek de enteresan. Hızlı koşarken ayak önde kaymayı becerebilmek aslında beyzbolda olan bir... Oynamışsa geçmişinde ona kolay adapte olur. Aynen. Beyzbol oynamamışsa da sıkıntı çekiyor genelde oyuncular. Allah Bakalım korusun ayak göreceğiz. bileğini kıranlar biliyorum ben. Tabii, kayacağım derken bilmediği için. Bakalım bu hafta NFL'de neler olacak diyelim ve bir programın daha sonuna geliyoruz Murat abi. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir Game Night programında daha görüşmek üzere. Sağ ol Sinancığım. Ağzına sağlık. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.